Gözünü arıların içinde açtı. Bir arıcının kızı olarak büyüdü. Yine bir arıcı ile evlendi. Ordulu Mualla Korkmaz şimdi Türkiye'nin en başarılı kadın arıcılarından biri. Tam 500 kraliçe arısı var. Hepsine çocukları gibi bakıyor. Onlar benim öyle bir çocuklarım ki... Hepsi çocuğu gibi. Binlerce arıyı aynı heyecanla seviyor. Onları izlemek, polen getirişini izlemek, dağlardan inip de uçuşuna geldiği anlar, insanı mesrettiği anlar. Mualla Korkmaz, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar köyünde yaşıyor. Fındık ağaçlarının çevrelediği tertemiz bir doğanın tam ortasında. Burada yaşlanır mı insan? Hayır, yaşlanmaz. 40 çeşit kahvaltım olsa, balım yoksa ben o gün aç gezerim. Doğa sevgisine arı aşkı da eklendi. Mualla Korkmaz gözünü arılarla açtı. Sabah akşam bal, petek, arının konuşulduğu bir evde büyüdü. Mualla Korkmaz bir arıcının kızı, yine bir arıcıyla evlendi. Çocukları oldu, yemek yaptı, bulaşık çamaşır yıkadı. Ama o da sonunda arıcı oldu. Şimdi Türkiye'nin 500 kovana sahip en önemli kadın arıcılarından bir tanesi. Eşi hayatını kaybedince iş başa düştü. Arılarına, kovanlarına, hayata bağlanır gibi bağlandı. Ben eşimi kaybettiğimde bana yaşam kaynağı veren canlılar. Tamamen hayata bağlayan canlılar benim için. Bal yiyor musunuz? Oho, onu sormayın. Hem de haddinden fazla. Eğer bal arıcı olmasaydım herhalde tek bir arıcının balı bana yetmezdi. Çok yiyorum. Ürettiğinizin yarısını yiyorsunuz. Vallahi aşağı yukarı diyebilirim. Mualla Korkmaz sabah uyanır uyanmaz soluğu arıların yanında alıyor. Elini yüzünü yıkamadan onları kontrol ediyor. Arılar ürkmesin diye kovanın içine duman püskürtülüyor. Şimdi Mualla Hanım'la birlikte bu kovandaki petekteki kraliçe arıyı bulacağız. Arılar dumanla birlikte hareketleniyor. O kalabalığın içinde biri çok özel. Mualla Korkmaz ilk bakışta kraliçeyi tanıyor. Normal arılardan çok çok büyük oluyor çünkü onlar günlük yumurta atması lazım. Kraliçe kraliçeyi keser, öldürür. Pat kavgası mı yapıyorlar? Lider tek bir tane kalır. Bu onun numarası. 75. kraliçe arı, tanıştıralım. Aynen, 75. kraliçe arımız budur. 500 kraliçe arıya sahip Mualla Korkmaz işini başarıyla yapıyor. Onun gibi arıcıların ürünleri daha kaliteli olsun, standartlar yükselsin diye Ordu'da dev bir proje daha hayata geçiyor. Arın Balın Peteğin projesi sayesinde ürünümüz ve ürün çeşitliliğimiz artıyor. Ordu Valiliği ve Ordu Arıcılık ve Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Arın Balın Peteğim, Avrupa Birliği'nin sektöre verdiği en büyük hibe projesi. Ordu ve Türkiye için önemi büyük. Burayı bir arıcılıkta bir merkez haline getirecek. Çünkü Ordu ile dünyada 100'e yakın ülkeden hem bal bakımından hem de kovan sayısı bakımından fazla üretim yapmakta. Mualla Korkmaz'ın arıları gece gündüz çalışıyor. Ordu'nun temiz havasında kavanozları dolduracak ballar üretiyor. Usta balcıya göre bu sene ürün hem bol hem daha ucuz olacak. Bu sene çok bal yiyecek miyiz? Öyle görünüyor mu? Evet, yiyeceğiz. Diyarbakır'dan İstanbul'a.